İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremin siyaset üstü bir mesele olarak görülmesi ve tıpkı pandemide olduğu gibi topyekün mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Bakın İstanbul'da biri öksürdü mü tüm Türkiye'nin başı ağrır. O bakımdan bir an önce bu süreci harekete geçirmeliyiz. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde konuyla ilgili bütün kurumlar, sektörlerde dahil hep birlikte enkaz altında kalırız. Gelin bu işi, bu bedeli ödemeden, bu süreci yaşamadan halledelim," dedi ve deprem çağrısı yaptı. 2015 Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda ikinci seçilen Aslı Melisa Uzun, Almanya'nın fenomen dizisi Verbotene Liebe'nin yeniden çekilen versiyonunda rol aldı. Genç model ve oyuncu Verbotene Liebe Next Generation adlı dizide Bobby Atakan karakterine hayat verdi. Dünya ünlü piyanist Fazıl Say, kedileri Duman ve Kötü yanından hiç ayırmak istemiyor. Beste yaparken ve uyurken eşi Ece Dağıstan tarafından çekilen karelerinde patili dostları hep yanında. Say şimdi de Duman ve Kötü için kedi kucağı almış. Böylece bir yere giderken hiç ayrılmıyorlar. Baraj dizisinin Arap oyuncusu İman Casablanca, Fas'ta ve Fransa'da yayınlanan bir dergiye kapak oldu. Oyuncu Türkiye ve Türk insanına övgüler yağdırdı. Türkiye'nin İslam ülkeleri için çok önemli bir rol modeli olduğunu belirten Casablanca, laiklik kavramının ne kadar değerli olduğunu vurguladı. İstanbul Havalimanı'ndan yabancı uyruklu yolcu alan havalimanı taksi durağı şoförlerinden Engin Olgaç, müşterisini Laleli'deki bir otele bıraktıktan sonra aracında çanta buldu. Olgaç, yolcunun unuttuğu çantada döviz olduğunu gördü ve otel üzerinden müşteriyle iletişime geçip içinde 300 bin euro olan çantayı teslim etti. Yabancı uyruklu yolcu ise taksi şoförüne teşekkür etti.